Selamlar, hoş geldiniz. Ben Ömer Coşkun. Bugün sizlere son dönemin en heyecanlı gelişmelerinden biri olan Adobe'nin yapay zeka tabanlı Firefly isimli aracını tanıtacağım. Son dönemde bildiğiniz üzere yapay zeka hayatımızın her alanını etkiledi. Tasarımcılık da bunlardan biri. İşte bu alanda Adobe geri kalmamak için Firefly isimli yapay zekasını tanıttı ve bizlere sundu. Şu an Firefly beta sürümünde ve hepimizin kullanımına açık. Herkes deneyebilir. Adobe'nin en büyük rakibi ise Midjourney yapay zekası. Midjourney'i duymuşsunuz. O kadar muazzam ve kaliteli işler çıkarmaya başladı ki artık gerçeklikle sanalı ayırt edemez hale geldik. Adobe de Firefly ile birlikte Midjourney'e rakip olmak için bu sektöre girdi. Daha başlangıç aşamasında kendini geliştiriyor. Zamanla daha iyi olacaktır. Şu etapta Adobe Midjourney'in kalitesinden bir hayli uzak. Fakat zamanla Midjourney'i yakalayabilir, hatta da geçebilir. Çünkü Adobe çok büyük bir firma ve arkasında on binlerce çalışan var. Midjourney ise sadece 100 küsür çalışanla bu işi başardı. Gerçekten onların da yaptığı iş muazzam. Midjourney ile Adobe'nin arasındaki en büyük fark şu. Midjourney internet üzerindeki bütün görselleri kullanırken Adobe kendi stok kütüphanesini kullanıyor. Bu şekilde Adobe telif probleminden kurtulmak istiyor. Biliyorsunuz telif problemi sosyal mecralarda en büyük sorunlardan biri ve bunu aşmak için çeşitli yollar izliyor insanlar. Adobe de böyle bir yol tercih etmiş. Hazırsanız hadi başlayalım. Firefly'ın neler yapabileceğini hep birlikte görelim. Adobe Firefly'ın sitesine gittiğimizde bizi bu ekran karşılıyor. Öncelerinde Adobe'nin bir bekletme listesi vardı. Hatta ben 1 ya da 1,5 ay bekledim diye hatırlıyorum girebilmek için. Şu an için herkes açıldı. Herkes bir Adobe hesabı açıp bu özellikleri deneyebilir. Şimdi genel olarak Adobe Firefly'ın içinde neler var, neler yok bir göz atalım. Text to image özelliği metinden görsel üretme özelliğidir. Bu şekilde metin yazarak istediğimiz, hayal ettiğimiz her türlü görseli üretebiliyoruz. Bu arada metinler şu an için sadece İngilizce olarak algılanıyor ve İngilizce olarak yazabiliyoruz. Generative fill özelliğine gelelim. Generative Fill özelliği ise mevcut fotoğraflarımızı manipüle ederek onları değiştirmeye yarar. Bu özellik ayrıca Photoshop uygulamasına da geldi. Bununla alakalı ayrı bir video çekeceğim. Bu da çok önemli bir özellik ve Photoshop için belki de tarihin en devrimsel güncellemesi olabilir. Diğer bir özellik ise Text Effect özelliği. Yani tekstleri daha bir tarz şekilde, daha bir güzel şekilde ortaya çıkarabiliyoruz. İşte gördüğünüz gibi farklı farklı şeyler var. Mesela pizza şeklinde bir L harfi ya da başka farklı harfler ve yazılar ortaya çıkarabiliyoruz. Bununla beraber Generative Recolor denilen bir özellik var. Vektörel çizimlerinizi buraya aktarıp içerisinde değişiklikler yapabiliriz. Bu da güzel bir özellik. Muhtemelen Adobe Illustrator'a da bu eklenecektir. Bunların dışında gelecekte gelebilecek bazı özellikler de var. Mesela 3 boyutlu görselleri farklı görüntülere dönüştürme. Extend Image, yani görüntüyü uzatma, değiştirme. Mesela birebir ya da işte 4'e 3 bir fotoğrafınız var. Bunun boyutunu değiştirmek istiyorsunuz. Bu şekilde bu özellik sayesinde bunu yapabileceksiniz. Bu arada bu özellik Photoshop'a geldi. Burada henüz yok. Fakat Photoshop'ta bunu detaylı bir şekilde yapabiliyoruz. Dediğim gibi diğer videomda bundan bahsedeceğim. Bunun haricinde metinden vektör yapma ya da işte görüntülerin renklerini değiştirme, eskiz çalışmaları yapma gibi birçok özellik de gelecek. Bunlar zamanla ortaya çıkacaktır. Şimdi şu anki özelliklerimizi detaylıca inceleyelim. Evet, Text to Image özelliği, yani metinden görsel üretme özelliği şu şekilde çalışıyor. Burada koltuk üzerinde oturan bir zebradan bahsediyor. Şunu cat diyelim mesela. Koltuk üzerinde oturan bir kedi olsun. İşte gördüğünüz gibi aynı şeyin sadece tek bir kelimenin değiştirmesiyle farklı bir görsel ortaya çıkardı. Biz hiçbir özelliği değiştirmeden bunu kendine bırak. Yani Adobe kendi yapay zekasıyla en uygun şekilde, kendi düşündüğü en uygun şekilde yapmaya çalıştı. Ayrıca ekranın sağ tarafında bu yazdığımız prompt, yani komutu özelleştirebileceğimiz, değiştirebileceğimiz bazı bölümler var. Bu işte diğer yapay zeka rakiplerinden ayrıldığı nokta Adobe'nin. Burada çok detaylı bir şekilde ışığından,
output'un, fotoğrafın boyutuna kadar, hangi türde yapacağımıza kadar her şeyi değiştirebiliyoruz. Şurada örneklerle gösterecek olursak, ilk önce aspect ratio, yani fotoğrafın oranını seçebiliriz. 4'e 3 mü olsun, 1'e 1 mi olsun, 16'ya 9 mu olsun gibi. Ayrıca bunun haricinde hangi stilde yapalım? İşte dijital sanal stilinde mi? Neon görüntüde mi? Ya da fantazi, minimalist mi olsun görsel? Mesela deneyelim, bu nasıl olacak? Bakalım minimalist görüntüde. Bakın görüntüyü daha da değiştirdi. Daha da sade yaptı arkadaki koltuğu. Bunun gibi çeşit çeşit efektler var. Şimdi de kendimiz bir görsel oluşturalım. Bakalım ortaya ne çıkacak. Örneğin bir adam bir yolda yürüyor ya da bir adam işte Milano'da yürüyor, bir adam İstanbul'da yürüyor gibi bir şey üretebiliriz. Aklıma şu an şu geldi. Bir adam Milano yollarında yürüyor gibi bir şey oluşturduk. Bakalım ne çıkacak. İlk oluşturduğumuzda burada kendi otomatik olarak bir şey seçiyor ve ona göre oluşturuyor. Bakın şu anda content, yani içerik tipi sanatta ve sanatsal olarak bu şekilde bir şey ortaya çıktı. Şimdi bunları değiştirelim. Diyelim ki 16'ya 9 olsun. Hiçbir şey vermeyelim. Bir böyle oluştursun. Bakalım ne çıkacak ortaya. Şu an daha güzel bir şeyler ortaya çıkmaya başladı. Bunu fotoğraf olarak yapalım. İşte gördüğümüz gibi gerçekten güzel görseller ortaya çıktı. Şu an için uygulamamız beta versiyonunda olduğundan dolayı yüzlerde ve ellerde gerçekten çok başarısız. Siz de bunu kullandıkça fark edeceksiniz. Bu son dönemde biraz daha bir iyileşme gözlemledi. Fakat yine de bir Midjourney'e ya da diğer rakiplerine oranla biraz daha zayıf kalıyor bu konuda. Bu görüntüyü daha da farklılaştırabiliriz. Diyelim ki watercolor görünümünde izometrik olsun, ayrıca kaotik olsun. Bunun haricinde cool bir görüntüye sahip olalım. Golden hour, gün batımına doğru olan, fotoğrafçıların en çok sevdiği, tam güneş batmadan önceki ortaya çıkan güzel bir ışıktır. Bu ışık gerçekten değerli bir ışık ve fotoğrafçılar o anı yakalamak için saatlerce beklerler. Evet, ilginç bir şey çıktı ortaya gerçekten. Mesela şu güzelmiş. Deneye deneye farklı varyasyonlarla, yaratıcılığınıza oranla çok farklı şeyler çıkarabilirsiniz sizde. Son dönemde ChatGPT'ye eklentiler adı altında bir özellik geldi. Bu eklentilerden biri fotorealistik eklentisi. Bu normalde Midjourney için prompt üreten bir eklenti. Fakat biz bunu şu an Firefly için kullanacağız. Zaten benzer altyapılara sahipler. Şöyle bir şey üretelim. Sadece kitapların yaşadığı, içerisinde ağaçların ve çiçeklerin yoğun olduğu bir dünya tasvir edin. Prompt uzun olmasın. Hem Türkçe hem de İngilizce yazın lütfen. Bakalım ne çıkacak ortaya. Evet, şu şekilde bize bir prompt oluşturdu. Kitapların hüküm sürdüğü, ağaçların ve çiçeklerin yoğun olduğu bir dünya. Bu dünya fotoğrafçılıkta hiper gerçekçilik tarzında, yüksek detay ve 16K çözünürlüğünde tasvir edilmeli diye bir prompt oluşturdu. Şunu bu şekilde alıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Bakalım ne çıkacak ortaya. Evet, gayet iyi. Güzel tasvir etmiş. Bunu daha farklı şekilde yapabiliriz. Örneğin 4'e 3 olsun, dijital sanat olsun. Evet, dijital sanatı yaptığımızda çok çok başarılı görseller ortaya çıktı. Gerçekten inanılmaz. Yani bu acayip olmuş mesela. Müthiş. Şimdi farklı bir prompt deneyelim. Evet, şimdi ise bir kadın İstanbul'da kapalı çarşıda alışveriş yapıyor. Prompt uzun olmasın, hem Türkçe hem de İngilizce yazın lütfen dedim yine. Bakalım ne çıkacak ortaya. Evet, bunu aynı şekilde alıyorum. Kopyalıyorum. Bu sefer görüntümüz 16'ya 9 olsun. Evet. Yani bu çok iyi değil. Bunu kötü de derecelendirebiliriz. Bu arada puan da verebiliyoruz. Yani bu güzel olmuş. Bazı detaylar halen kötü. Şu gayet iyi. Şimdi diğer bir özellik olan Generative Fill, yani üretken dolgu özelliğini inceleyelim. Bu özellik ayrıca Photoshop uygulamasına geldi ve orada çok daha detaylı bir şekilde yapılabiliyor. Bunu başka bir videoda anlatacağım. Şunun üzerinden gösterelim. Generative Fill'i açtığımızda bizi böyle bir ekran karşılıyor. Burada gayet çeşitli düzenleme araçları vermişler. Ekleme, çıkarma ve hareket ettirme var şu an için. Eklemeyi yapalım. Direkt arka planı değiştirmekle başlayalım. Yani zaten otomatik seçiyor ve seçti. Metinden görsel üretme özelliği burada da var. Aynı şekilde buraya istediğimiz şeyi girip farklı bir arka plan oluşturabiliriz. Bu arada oluşturacağınız promptları Google Translate'e girerek de yapabilirsiniz. Bu kadın çölde yürüyor diye yazdım. Bakalım ne çıkaracak ortaya. Yani. Fena değil. Bu arada şuradaki özelliklerden de bahsedeyim. Settings'e geldiğimizde fırça büyüklüğünü ayarlayabiliyoruz. Fırçanın sertliğini ve fırçanın ne kadar etki edeceğini, opaklığını ayarlayabiliyoruz. Bu fotoğrafta istediğimiz her şeyi değiştirebiliyoruz, manipülasyon yapabiliyoruz. Bu zaten en efsane bir özelliği. Kıyafetlerden tutun göz rengine kadar. Şimdi birkaç tane deneme yapalım. Göz rengini değiştirelim. Mavi gözler dedim, bakalım ne yapacak. Yani fena olmadı. Buna keep diyelim. Keep deyince kalıyor. Diyelim ki şu lambayı kaldırmak istiyoruz buradan. Remove'u seçiyorum. Kaldır diyorum. Gerçekten inanılmaz. Kıyafetini değiştirmek istersek önce kıyafeti seçeceğiz. Ya da şöyle direkt komple seçelim. Ve buna insert dememiz lazım, yani bir şey ekleyeceğimiz için. Evet.
Bu iyi oldu. Gerçekten farklı varyasyonları bu şekilde deneyebiliyoruz. Buna da keep diyelim. Ayrıca burada daha farklı şeyler de var. Mesela bir yeri diyelim ki seçtik şu şekilde. Subtract dersek seçtiğimiz yeri geri alabiliyoruz. Bu da güzel olmuş bunu eklemeleri. Bunun haricinde settings'te fırçanın boyutunu, fırçanın sertliğini ve fırçanın opaklığını yani fırçanın ne kadar etki edip etmeyeceğini belirleyebiliriz. Invert de seçtiğimiz yeri tersini seçiyor. Diyelim ki burayı seçtik. Invert dediğimizde seçtiğimiz yerin tersini alıyor. Bu da bu şekilde. Yazı efektleri bölümüne geldik. Bu bölüm de çok ilginç. Yazılar için çok farklı şeyler yapabiliyoruz. Örneğin şunu deneyelim. Mesela Firefly yazdırmış. Ben kendi adımı yazacağım. Mesela kendi ismimi pizza şeklinde yazdırdım. Gayet ilginç. Buradan farklı farklı varyasyonlarını seçebiliyoruz. Mesela çiçekli olsun ya da yılan derisi gibi yapalım gibi. Ayrıca yazı dar mı olsun, geniş mi olsun ya da kaplamalı mı olsun şeklinde fonta kadar, renklere kadar her şeyi seçebiliyoruz. Yeni gelen güzel özelliklerden biri. Diğer bir özellik ise Generative Recolor, yani bir vektörel bir çizimi içerisine atıp onun içinde değişiklikler yapabiliyoruz. Örneğin şuna gelelim. Şu anki renkler soft pastel şeklinde bir renk promptu girilmiş ve bu şekilde bir gösterim ortaya çıkmış. Burada farklı promptlar var. Deneyebiliriz hangisinin ne olduğunu görmek için. İşte sarı renkler vesaire. Bunun haricinde harmony yani uyum, renklerin uyumuyla alakalı da bir bölüm var. Bu renk teorisinde uyum anlamına gelir. Burada farklı teknik terimler var renklendirme ile alakalı. Mesela zıt renklerin birbirine tamamlaması ile alakalı. Şu benzer renkleri bir araya getirme, şu üçlü renkleri bir araya getirme tarzında farklı farklı kombinasyonları yapabiliyoruz. Mesela triyata yapalım. Gördüğünüz gibi farklı farklı renkleri getirdi bize. Ya da analogous deneyelim. Nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. Değişik. Bu da bu şekilde ortaya çıktı. Generative Recolor özelliği de bu şekilde. Evet, bu videoda sizlere Adobe Firefly'ı tanıttık. İçerisinde neler olduğunu, hangi özellikleri desteklediğini gösterdik. Şu an için beta aşamasında ve rakibi Midjourney ile dağlar kadar fark var. Fakat onu öne çıkaran bazı özellikleri var. İçerisinde diğer rakiplerine nazaran düzenleme seçenekleri ve telifsiz içerikler, yani kendi stok görselleri içerisinde yapay zekasını eğitmesi, bunlar artı tarafları. Tabi zamana ihtiyacı var. Daha zamanla gelişecektir. Belki Midjourney'i kısa zamanda yakalayamayabilir ama uzun vadede de yakalayacağına inanıyorum. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.